Hünkârım, beni emretmişsiniz. Hürrem geldi mi? Daha gelmediler hünkârım. Biz de bekliyoruz. Gelince haber ver. Bali Bey de söyle gelsin. Hasoda başım yoklar hünkârım. Zira Hürrem Sultanımızı karşılamak üzere çıktılar. Derhal saraya dön. Hünkârımıza ve İbrahim Paşa'mıza haber ver. Gelin benimle. Hünkârım. Hürrem mi geldi? Hünkârım. Bali Bey'den haber geldi. Hürrem Sultanımıza köşk yolunda haince bir pusu kurulmuş. Saldırıya uğramış. Acaba kız mı olacak? Yoksa erkek mi? Çok merak ediyorum. Nigar Kalfa. Ne oldu? Neyin var? Evleneceğin için mesut değil misin yoksa? Sultanım. Hiç beklemediğim için şaşırmış vaziyetteyim sadece. Nasuh Efendi'nin çok iyi bir kısmet olduğunu düşünüyorum. Hali vakti de yerinde. Huzur ve saadet içinde olacağınızdan kuşkum yok. İnşallah. Gel. Paşa Hazretleri.
Şöyle. Hürrem Sultan'a bir saldırı yapılmış. Hürrem Sultan. O nasıl? Malumatımız yok paşam. Zira sultanımız kayıp. Belki de öldürüldü. Kayıp? Nasıl kayıp? Kimden aldınız haberi? Bali Bey. Kendileri son anda yetişmişler. Çabuk adamı hazırlayın. Malkoçoğlu, derhal malumat ver. 5-6 kişilik bir eşkıya gürü. Ağaçları devirip yol kesmişler, muhafızları öldürmüşler. Sultanımızı öldürmek üzereyken son anda yetiştik hünkârım. Hürrem nerede, yaşıyor mu? Öyle umut ediyorum. Zira ormana doğru kaçtı. Peşinden gittim. Ormanda bir şakiye daha rastlamışlar, takip etmişler. Ancak karanlıkta izini kaybettirmiş. Ne demek kaybettirmiş? Bali Bey, ailemden bahsediyorsunuz, kaybolamaz. Hepiniz kendinize gelin. Ya bulun ya yok olun. Topunuzu yok ederim. Aslanım gitti mi? Duyar duymaz çıktılar yola. Paşamıza da haber verildi. Hay Allah. Başka bir şey öğrenemedin mi? Hürrem nasıl? Kurtulmuş mu? Bali Bey yetişmiş dediler. Lakin hali nicedir belli değil. Bali Bey mi? Allah'tan yollamışsınız validem. İnşallah kurtarmıştır sultanımızı. Kim söyledi benim yolladığımı sana? Hasoda başım çıkarken söylediler. Daye Hatun gelmiş yanına. Bana hemen daireyi çağır. Emredersiniz valide. Daye Hatun. Valide Sultanımız seni çağırıyor. Hayırdır? Vay. Sorma başımıza gelenlere. Hürrem Sultan saldırıya uğradı, ölmüş olabilir. Yeter! Kesin sesinizi. Kimsenin çıtı çıkmayacak. Mihrimah av köşkünde kaldı. Onun emniyetinden emin olmalıyız. Derhal aldırın onu oradan. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, eşkıyalardan biri yaşıyor. Lakin ağır yaralı. Bali Bey, sorguya çekin. Buyurun sultanım. Bali Bey'e gitmesini sen mi söyledin? Doğrudur sultanım. Ben konuştum kendileriyle. Nereden icap etti bu? Sen de mi Hürrem'in tarafına geçtin yoksa? Haşa, olur mu hiç sultanım? Canım yolunuza feda. Bilakis ben sizi korumak istedim. Ne koruması? Hürrem Sultan'ın başına bir şey geleceğini anladım. İçime doğdu sanki. Valide Sultanım, sizden kuşku duyup yalan yanlış şeyler bilmemeleri için böyle düşündüm kendimce. Mahsus da geç yolladım. Affınıza sığınıyorum kendi başıma düşünüp hareket ettiğim için. İnşallah dediğin gibidir dahi. Sizin iyiliğiniz için sultanım. İyi halt ettin. Kim istedi senden bunu? Siz kimsiniz?
Kim yaptırdı bunu size? Başınızda kim vardı? Kaçan adam kimdi? Öyle mi? Ferhat. Ferhat. Ferhat tuttu bizi. Ferhat. Kızlar! Yine mi çene yapıyorsunuz siz? Vallahi iplikçi kadının mabadı gibi çak çak ötüyorsunuz. Duymadın mı am? Hürrem Sultan öldü diyorlar. Nasıl? Öldü mü? Allah'ım. Am iyi misin am? Am iyi misin? Allah rahmet eylesin. Amin. Hünkârım. Haberi alır almaz çıktım. Sultanımız kayıp mı hala? Duyan, bilen, gören yok henüz. Kim nasıl cüret eder buna Pargalı? Benim haremime, sultanıma, evlatlarımın anasına kim reva görür bu hakareti? İşkiya yolu kesmiş diye duydum. Yoksa başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Şu an tek istediğim şey Hürrem'in bulunması. Hünkârım, paşam. Yaralı Şaki'yi konuşturdum, sonunda söyledi. Ne dedi o hain? Ferhat isminde biri tutmuş onları. Memleketi Afyon. Lakabı yolsuz Ferhat. Tek bildiği bu. Çocuklar nasıl? Duymadılar inşallah. Hepsi uyuyorlar sultanım. Bir şeyden haberleri yok. Yazık. Daha çok küçük hepsi. Ne malum öldü? Kayıp demişler. Validem. Hatice'm, kızım. Sen niye geldin gecenin bu vakti? Duramadım yerimde. Bir haber var mı? Yok. Bekliyoruz. Evlatlarına yazık. Sağ salim bulunsun inşallah. İnşallah. Amin. Bunu yapanlara, yaptıranlara Allah cezasını tez zamanda versin. Hünkârım bütün ormana, her taşın altına, her çalının ardına bakıldı. Lakin sultanımız yok. Yakında bir dere var. Korkarım ki bu zalimler sultanımızı öldürüp... O yaşıyor Pargalı. Nefesini duyuyorum. Kokusunu alıyorum. Kalbi atıyor hala. Üşüyorum. Çok çok karanlık, korkuyorum. Bana bir ışık yolla Süleyman. Yapayalnız, kimsesiz gidiyorum ölüme. Yolumu aydınlat. Beni koruyamadın. Bak, beni öldürdüler. Ama evlatlarımı kor. Süleyman.
Neyse ki bu belayı da bertaraf ettik paşam. Allah sultanımıza uzun ömür vermesin. Gül'a. Duydun mu Nigar Kahve? Öldürdüler sultanımızı. Bak bedenini bile bulamadılar. Ben ona dediydim. Dinlemedi ki beni. Herkesi düşman etti kendine. Olacağı buydu. Belki de ölmemiştir. Ha? Yaşıyordur. Zaten ölmez ki o. Koskoca Hürrem Sultan ölür mü ki hiç? Mümkünatı yok. Vallahi de geldi. Derhal hekim çağırın. Dokuz canlı mübarek. Yine geldi. Anne. Evet. Oğlum. Anne. Selim. Anne. Beyazıt. Sizi bir daha görmeyeceğimi sanmıştım. Ama buradasınız. Çok özledim sizleri. Biz de seni özledik anne. Anne, anne. Hasta olmuşsun. Mühim değil. İyi olacağım. Meşime. O nerede Gül'a? Kızım nerede? Telaş etmeyin sultanım. Çok çok iyi. Sümbül'a getirmeye gitti. Birazdan gelir. İyi. Şeyler duyduk ki kuruduk kaldık. Yokluğunuzda cehenneme döndü bu saray. Selim. Ya. Gel. Paşa Hazretleri. Derhal Ferhat'ı bul bana. Bugün çarşıda buluşacaktım. Limana götüreceğim. İlk gemide de yollayacağım onu.
tuttuğu adamlardan biri ismini vermiş. Her yerde aranıyor, yakalanması an meselesi. Bir an evvel onu bulup yok edeceksin. Eğer yakalanıp konuşursa neticeleri vahim olur. Emredersiniz paşam. Hayırdır Nasuh Efendi? Nereden çıktı bu evlilik? İbrahim Paşa'mız öyle uygun gördü. Bir an evvel düzen kurmamı istiyor. Kim bu talihsiz hatun? Saraydaki kalfalardan biri. Adı Nigar. Nigar kalfa? İyi. Ne vakit kıyılacak nikah? Belli değil, lafı edildi sadece. Hayırlı olsun. Darısı başınıza. Ben çoktan kapattım o defteri. Bundan sonra kimi sevebilirim ki? Harbi nasıl unutulur? Büyük laf etmeyin beyim, bu işler belli mi olur? Boş ver bunları. Benim şu Afyonlu yolsuz Ferhat denen Şakir'i bulmam lazım. Sen bilirsin matrakçı. Kime sormak lazım? Kim bilir bu adamı? Et meydanında İshak Ağa var, ona sorun. Adam Afyonluysa İshak Ağa bilir mutlaka. İshak Ağa. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Gel paşa. Yaklaş. Dün gece menfur bir hadise cereyan etti. Eşkıya Hürrem Sultan'ın arabasının yolunu kesip canına kastetmeye kalktı. Bu nasıl olur? Ben de bunu merak ediyorum paşa. Derhal bu hadiseyi tetkik et. Lakin bu tahkikattan hiç kimsenin haberi olmayacak. İbrahim Paşa'nın bile. Gizlice soruştur. Ucu nereye varırsa varsın bilmek istiyorum. Anne. Ay parça benim. Neden yatıyorsun? Biraz hasta oldum. Ama telaş etme. İyi olacağım. Nerima geldin mi? Geldim abim. Gelin bakayım. Yaklaşın bana. Allah saadetinizi bozmasın sultanım. Amin. Amin. Valide. Geçmiş olsun Hürrem. Nasıl oldun? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Valide sultanımız geçmiş olsuna gitmiş. Hatice sultanımız da gidecek. Sizin de orada olmanız icap etmez mi sultanım? Size laf gelmesin diye söylüyorum. Nasıl bir kadın bu? Hiçbir şey tesir etmiyor. Yine kuruldu baş köşeye. Bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Belki de sadece saraya dönmek için oynadı bu oyunu. Her şeyi beklerim o yılandan. Validem, beni siz çağırmışsınız saraya. Haber gelince hemen yola çıktım. Ama eşkıya... Seni düşündüğümden değil. Torunlarım bir hayli üzgündü. Kıyamadım onlara. Ne
Neyse ki artık döndüm. Üzülüm Ester. Buraya tekrar gelmiş olman hakkındaki kararımı değiştirmez Hürrem. İyileşince tekrar sürgün edileceksin. Hayır. Sürgün yok. Hünkârımız beni yollamaz artık. Burada, kendi evimde sabırla o muhteşem nikah gününü bekleyeceğim. Hasta yatağında bile düşündüğün şeye bak. Ben yaşadığım sürece o nikah gerçekleşmeyecek Hürrem. Zira aslanımın da böyle bir niyeti yok. Olamaz da. Boş hayallerle kendini kandırma. Bu yüzden mi o kadar korkuyorsunuz? Geçmiş olsun Hürrem. Sağ ol Sultan. Nasılsın şimdi? Biraz ağrım var ama iyiyim. Geçmiş olsun. Geçecek sultanım, geçecek. Bana vuzuğu müreva görenler misliyle çekecek cezasını. Onlar yok edildikçe ben hızla iyileşim. Güçlence. Benimle geliyorsun. Ne oldu? Beni paşa gönderdi. Tophane'de bir kayık var, seni bekliyor. Açıkta bir gemi var. Mısır'a gideceksin. Neden bu kadar geç kaldın? Her yerde beni arıyorlar. Tamam, uzatma. Geldik işte. Takip et şimdi beni. Fargalı, vaziyet nedir? Bizzat tetkik ediyorum hünkârım. Ferhat denen gözü dönmüş eşkıya yakalamamız an meselesi. Ne malum eşkıya oldu? Diyelim ki eşkıya. Ne malum bir başkasının maşası olmadı. Ben buna ihtimal vermem hünkârım. Kimin haddine? Lakin bu husustaki endişenizi dikkate alacağım. Alsan iyi edersin. Zira bu kuşkudan arınmadıkça ne ben huzur bulabilirim ne de etrafımdakiler. Et pazarında da kimse tanımadığına göre bu adam buralardan değil. Belki de mahsus bu vazife için geldi payitahta. Öyle gözüküyor. Neyse, saraya dönelim. Hünkârımız beni bekler. Temelli burada mı kalacak yoksa? Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası. Bir daha bu saraya adımını atamayacağını söylemiştiniz. Hadiseyi bilmez gibi konuşma. Görmedin mi halini? Hem bu mevzu seni çoktan aştı Mahidevran. Zinhar karışma. Fikir beyan etme. Aslanımla aranı bozacak her türlü hadiseden uzak dur. Hürrem'in bunu bozmasından çekiniyorum. Daha döner dönmez başladı bile. Dairene dön.
Ablacığım, seni çok özlemiştim. Ben de. Ben de çok özledim. Yine kardeşlerimden ayrılmak istemiyorum. Ne olur Allah. Burada kalırım hep, gitmeyelim. Hürrem. Sen gibi olduğumu bilmiyorsun. Müjdemi seninle paylaşmak isterim. Allah tamamına erdirsin. Çok sevindim. Amin. Hoş geldiniz validem. Nedir mesele? Hürrem'i ziyaret ettim. Bir hayli üzülmüş, korkmuş. Şükürler olsun ki kurtuldu. Yoksa vicdan azabı duyardım. Malum, onu ben çağırdım saraya. Bir mesul arıyorsanız validem, o benim. Onu ben sürgün ettim. Nereden bilebilirdik böyle olacağını? Neyse. Bu sefer daha ihtiyatlı olalım. İyileşince onu eski saraya yollarız. Hem yakın hem daha emniyetli. Hürrem hiçbir yere gitmeyecek validem. Onun yeri burası. Nasıl istersen. Lakin unutma. Hürrem büyük kabahat işledi. Verdiğin ceza az bile. Valide Sultanım. İbrahim, nasıl böyle bir hata yaparsın? Hata yok validem. Buyurduğunuz üzere gerekeni yaptım. Lakin biri Balibe'ye haber vermiş. Daha iyi söylemiş. Aklınca beni korumak için. Birini korumak istediği kesin. Hayır. Daha iyi bana bağlıdır. Asla ihanet etmez. Neyse, olan oldu. Sen ortalığı temsil et. Siz merak buyurmayın. Acı çekmeden ölmeyi istiyorsan anlatmaya başla. Anlatacaksın! Koşu hazırlıklarım. Söyle. İşkanın elebaşı Ferhat yakalandı. Sağ mı? Evet paşam, zindana götürülmüş. Hasoda başım size ve hünkârımıza haber vermesini emrettiler. Sakın hünkârımızı bu mesele için rahatsız etmeyin. Ben bakarım icabına. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mahzun. Yat sen. Nedir durum? Hünkârım, bir hayli darp edilmiş. Beli de hasar görmüş. Biz tedaviye başladık lakin bir iki hafta istirahat etmesi lazım. Ne lazımsa yapın. Geçmiş olsun. Uyu sen, dinlen. Süleyman.
Seninle daha fazla uğraşacak vaktim yok. Ya şimdi konuş. Ya da seni lime lime edeyim. Önce kollarını. Sonra bacaklarını. Ha? Dur. Tamam. Her şeyi anlatacağım. Paşam. Nedir vaziyet? Konuştu mu? İlk başta biraz direndi. Lakin az evvel her şeyi anlatacağını söyledi. Tam vaktinde geldim. Öyleyse. Akşam saraydan geldiler. Evlatlarımı görmeme izin vermiş validemiz. Ben sen izin verdin sandım. Haberim olsa mani olurdum. Belki de bu yüzden haber verilmedi. Ne demek bu? Gecenin bir vakti çağrılma manidar değil mi? Gündüzler torbaya mı girdi? Düşmanlarımız bir oyun oynadı belli ki. Kim bu düşmanlar Hürrem? Hı? Validem mi? İbrahim mi? Onlar mı öldürmek istedi seni? Bu ihtimaller nereden geliyor senin aklına? Neyle itham ettiğinin farkında mısın? Süleyman kızma. Ne olur. Asafim çok bozuk. Aklıma her şey geliyor. Önce atım öldürüldü. Sonra en sadık olan cariyem. Hiç suçum yokken sürgün edildi. Aşkıma, evlatlarıma hasret kaldım. Bu son yaşadığım ise kabus gibiydi. Hadi. Anlat bakalım. Biz eşkıyayız. Uzun zamandır av köşkünü izliyorduk. Fırsatını bulunca da harekete geçtik. Paradan başka emelimiz yoktur. Bırak bunları. Kim istedi senden bunu, onu söyle. Hünkârım, o menfur hadiseyi tetkik etmemi istemiştiniz. Söyle, ne öğrendiysen anlat. Hepsinin ismini tek tek öğrendik. Her biri çevrelerinde çapulcu ve hırsız olarak biliniyor. Buna benzer birçok suça karışmışlar. Arkalarında kim ya da kimlerin olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadık. Anlaşılan o ki, münferit bir eşkıya saldırısı bu. Ya da onları kullanan her kimse bu işi kitabına uydurmuş. Mümkündür hünkârım. Bana ele başları lazım. Bulunmadım hala. Haberiniz yok mu? Sultanım, beni çağırmışsınız. Esma, bu kadar yeter. Kaldırın şunu, sen çocukların yanına git. Afiyet olsun sultanım.
sana nasıl teşekkür etsem az. Dile benden ne dilersen. Sultanım, neden bana teşekkür ediyorsunuz anlamadım. O gece Ali Bey'i sen yollamışsın. Hayır. Valide Sultanımızın emriyle... Boşuna yorma kendini. Validemiz böyle bir emre vermez. Sen kurtardın beni. Sultanım, rica ediyorum beni bu mevzuların dışında tutun. Ben sadece bir vazifemle meşgul olmak isterim. Zira benim için haremin dirliği ve düzeni esastır. Az kaldı. Haremin dirliği ve düzeni ben sağlayacağım. O gün geldiğinde seni de yanımda görmek isterim. Hürrem burada kalacak Mahidevran. Zira aslanım böyle uygun gördü. Fakat nasıl olur? Son hadise bir hayli canını sıktı. Bir daha aynı şeyleri yaşamamak için gözünün önünde olmasını istiyor. Hürrem ya istediğini alırsa? Hünkârımızın aklına girip ya nikah kıydırırsa? Bu imkansız. Geçmiş olsun ağam. Hayırdır inşallah? Haberin yok mu? Seninki evleniyormuş. Kim benimki? Ne diyorsun be adam? Nigar Kalfa. Yahu abuk sabuk konuşma. Çekil git başımdan. Nereden aklına geliyor bu yalanlar? Bak bak. İnanmıyorsan git kendin sor. Az evvel mutfakta gördüm. Evleneceğim diye süzüm süzüm süzülüyordu. Ne sandın diyorsun ya? Ne sandın? Ayşe de bana ne? Evlenirse de evlensin. Öyle deme. Gitti gül gibi hatun. Çok güzel. Hay senin çenen düşsün ey mi? Çenen düşsün. Duyan da bir şey var sanacak. Yok mu? Yok. Beni kendinle karıştırdın galiba. İblis. Çok kırıldım. Ya Nigar Kalfa, bu saatte nereden çıktı su muhallebisi? Ya keşkülü fukara mı çekmiş koskoca sultanın canı? Bak, şambali yaptım taptaze, bak. Malum, sultanımız gebe. Canı çekmiş. Allah Allah. Nigar Kalfa. Hayırlı akşamlar Gülah'ım. Bırak şimdi akşamları. Ben bir şey duydum, doğru mu? Ne duydun? İşine baksana sen. Sümbüllü iblisi senin evleneceğini söyledi. İnanmadım gerçi. Abuk sabuk tavırlar. Doğru demiş ağam. Doğru demiş. Gene ne kabahat işledin. Ceza mı bu? Yok. Ben de istiyorum evlenmek. Kaderimde ne yazıldıysa öyle olsun. Nigar Kalfam. Keşkülü fukaran hazır. Narını da bol bol koydum. Oh. Hadi bakalım. Dikkat et, düşürme. Ellerine sağlık. Sen de sağ ol. Gülahım. Gülahım. Ne olmuş? Aa, ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Elinin körü olmuş. Elinin körü olmuş. Elinin körü olmuş. Elinin körü olmuş. Elinin körü olmuş.
Nihayet geldiniz. Son havadisle ilgili bir gelişme vuku buldu, bu yüzden geciktik. Haberim var. Eşkıyanın elebaşı yakalanmış. Doğrudur. Haberi alır almaz gittim. Vali Bey daha evvelden sorguya almış. Ben de bizzat sorguladım. Ne oldu, ne söyledi? Bırak bunları. Kim istedi senden bunu, onu söyle. Cevap ver hadi. Kimse istemedi. Ben kendim karar verdim. Sen karar verdin. Sen kimsin be adam? Sen kimsin ki bir hanedan mensubunu soymaya kalkarsan? Kime alışaklık ediyorsun? Söyle! Kellesini alın bunu. Takın bir mızrağın ucuna. Çarşıda, pazarda dolaştırın. Ki ibret olsun aleme. Evvel hareket etmeseydim ben ölecektim hünkârım. Suçlular cezasını çektiğine göre bu mevzu kapanmıştır. Malkoçoğlu. Buyurun hünkârım. Sana bir can borcum var. Zira Hürrem'in canı benim canımdır. Borç ne demek hünkârım? Takdiriniz benim için en büyük lütuftur. Çekilir misin? Sen kal. Çekilebilirsiniz. İbrahim, ben bir karar aldım. Sen ki benim paşamsın. Vezir-i azamımsın, seraskerimsin. Benim can yoldaşım, kardeşimsin. Evvela sen duy, sen bil istedim. Benimle mi alakalı ki? İkâr evlenecek mi? Kendi ağzıyla söyledi. Doğruymuş.
Hay Allah. Ne oldu birden? Kendisi istemiş. Öyle dedi. Damat kimmiş? Belli mi? Bir şey demedi sultanım. Neyse. Hayırlısı olsun. Siz beni neden çağırdınız sultanım? Gördün. Düşmanların beni yok etmek için pusuda bekliyor. Gözünü kulağını dört aç Gül'a. En güvendiğin cariyeleri, ağaları, baltacıları bir araya getirmelisin. Yani bana ölümüne bağlı. Sadakat içinde hizmet edecek bir takım kurmanı istiyorum. Bir tek sana güveniyorum. Bana verdiğiniz bu yüce vazifeyi anladım. Gurur duydum sultanım. Lakin bu çok zor ve uzun sürer. Benim acelem yok. Her şeyi usulüme göre yap. Zira bize büyük bir savaş bekliyor. Ya kazanacağız ya hep birlikte öleceğiz. Öyle söylemeyin sultanım. Vallahi korkuyorum. Allah muhafaza. Gül'a. Sen değil. Düşmanlarım korksun. Validem. Hoş geldin aslanım. Nasılmış benim aslan paçalarım? Mehmet sünnetten korkuyor baba. Hiç de değil, korkmuyorum. Korku yok. Bu sünnetle birlikte her ikiniz de erkekliğe adım atacaksınız. Pargalı Rum balıkçı Manolis'in oğlu İbrahim. Devlet-i Aliye'nin veziri azamı, şanlı Osmanlı ordusunun seraskeri, Osmanlı hanedanından Hatice Sultan'ın biricik eşi İbrahim Paşa. Yetmedi mi? Bitmeyecek mi bu iktidar oyunun? Kaç kere daha bulanacak elin kana zehre? Kalbini kaç kere daha paramparça ettireceksin düşmanına? Bir kadın rakip, 10 erkek rakipten nasıl daha tehlikeli ve cerbezeli olabilir ki? Şaşırma İbrahim, şaşırma Teo. O da dönme, senin gibi Rutenyalı Aleksandra. Kendi şeytanını sen seçtin, sen yarattın Sultan Süleyman için. Döndün, biat ettin, kazandın. Yine biat et. Yine hırsına yenil. Yenil ki kavga edecek öfken biriksin. Allah!
Hoş geldiniz hünkârım. Düğünümüz nasıl? Herkes memnun mu? Payitahtın dört tarafında eğlenceler devam ediyor. Herkes memnun. Herkes duacı. Sultanların en şahanesi. Ne oldu? Size haberlerim var. İstediğiniz adamı buldum. Baltacı Percema. Uygun birisini de ayarlamış. Ne istediğimizi anlattın mı? Evet sultanım. Her şey tereyağından kıl çeker gibi hallolacak. Allah razı olsun Sultan Süleyman'dan. Ailenince bir para gördü. Çok harcandı, çok. Hazine boşaldı. Perşemo. Vazife zor ağam. Çok tehlikeli. Daha fazla altın isterim. Ne vereyim ağam? Hacı, işleri çıkar hele. Sen orasını düşünme. Devamı gelecek. Altına boğacaklar seni. Güzel. Bir de şunları aç. Hemen. Sen şimdi git. Ben sana haber göndereceğim. Sultanım, payitahtın dört bir yanında kurulan sofralar için 4100 koyun, 1350 kuzu, 750 sığır, 19500 tavuk, 235 kaz, 1500 ördek tedarik edildi. Dağıtımına da devam ediyoruz. Valide sultanım, ilaveten 53.400 okka pirinç, 20.000 okka yağ, 72.500 okka şeker alındı. Ambarlar dolup taştı maşallah. Esnafın elinde mal kalmadı. Ne varsa silip süpürdük. Çarşı kaynıyor cıvıl cıvıl. Şehirdeki 2300 çocuğun şehzadelerle birlikte sünnet düğünleri yapıldı. Kullarınız çok mutlu. Uzaktan gelen misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Şehzadelerime layık bir düğün tertip edildi. Allah diğer şehzadelerimin de mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Her şeyin kullarımıza ulaşmasını sağlasınlar. Herkes nasiplensin. Bu bolluk, bereket her sofraya girsin. Düğün için hazırlanan sergiler muhteşem. Mutlaka incelemelisiniz. Bugünden getirilen yeni heykeller de bir divan yoluna sıralanmış. Etrafında gezinen onlarca çeşit hayvan var. Şehrin her sokağında çocuklar sünnet ediliyor. Devasa sofralar kurulmuş. Paşa Hazretleri. Hünkârım, müsaade ederseniz Hatice Sultan'ı görüp geleceğim. Malum saat meselesi. İbrahim. Hatice'mden daha evhamlısın. Paşa Hazretleri. Sultanım. Nihayet karşılaştık. Malum. Uzun zamandır görüşemedik. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Gayet iyiyim. Çocukları göreyim dedim. Hem eğlenceleri de izlerim. Elbette.
Kendileri içerideler. Ben de gidecektim. Buyurun. Bu sahte hallerinden vazgeç İbrahim. Göz boyamaya kalkma. Zira senin hakiki yüzünü bir ben bilirim. Bir de Allah. Arabanız hazır sultanım. Buyursunlar. Acelesi yok, çıkarız. Evvela bir cariye seçmek istiyorum. Akıllı, güzel, terbiyeli kim varsa getir. Raks içinse ben ayarladım sultanım. Hayır. Süleyman Hürrem'in burada kalacağını söyleyince bir hayli tedirgin olmuştum. Neyse ki korktuğum başıma gelmedi. Aylardır Hürrem'i kabul etmiyor. Yanına da gitmiyor. Belli ki fena kırılmış kalbi. Hürrem'i affetmeyecek. Neyse. Bu böyle olmaz. Haso'da boş kalmamalı. Bu uğursuz neden hala burada? Ne vakit evlenecek? Kısmetse düğünden sonra. Önce şu fasıl bir bitsin istedik. Sultanım. Hürrem. Hoş geldin. Geç şöyle. Sultanım. İbrahim. Ne oldu? Neden geldin? Sizi merak ettim. Yormayın kendinizi. İstirham ederim. Gayet iyiyim. Merak etmeyin. Nereden geldin sen? Belgrad Sultanım. İsmin ne? Mila. Mila. Kaç yaşındasın? 19. Mesut musun haremde? Sayenizde Sultanım. Size hizmet etmek benim için büyük itibar. Tamam, çekilebilirsiniz. Son konuştuğum hatun hazırla. Bu gece halvete gidecek. Çok yakışıklı oldunuz. Sizi babanıza göndereyim, o da bir görsün. Şimdi olmaz Hürrem. Aslanım meşgul. Kendim için de muhteşem bir kaftan diktirmek istiyorum. Beyazıt nerede? Uyuyor sultanım. Yoruldu bir hayli. İyi. Sen niye geldin? Gül'a yolladı. Dediğine göre bu gece halvet varmış. Kimmiş? Gül'a bir şey demedi. Ne yapacağız diye soruyor.
Sonra da kartal bütün masumları böyle lıkır lıkır yemiş. Güzel değil mi? Bana bak. Bir yığın iş var. Sen burada çene çalıyorsun. Seni alakadar etmez. Yalan! Bana bak. Doğru konuş. Elimin tersindesin. Bana el kol hareketi yapma. Yallah dedim. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bekle burada. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız sizin için bir cariye hazırlattılar. Huzura kabul için kapıda bekliyor. Yaşınızdan başınızdan utanın. Çocuklar gibi kavga ediyorsunuz. Bıktım sizden vallahi. Vallahi Daye Hatun durduk yere geldi saldırdı. Kim? Kuru iftira. Tillahi benim suçum yok. Kesin sesinizi. Bu çuvalların hepsi bitecek. Şeker Ağam, gözünü üzerlerinden ayırma. Sen hiç merak etme Daye Hatun. Merak etmemiş. Pis yalaka. Bir de gülüyor. Çok mu hoşuna gitti? Yok vallahi, vallahi üzüldüm halinize. Üzülmüşmüş. Pis şişko. Git, git, Allah. Git. Allah. Aldın mı haberi? Valimiz seni göndermediğine göre umudu kesmiş demek. Benim umudum orada. Malum, kendisi veliaht şehzade. Sünnette bunun tescili. Cariye'yi geri çevirdi. Beğenmedi mi? Kapıdan çevirdiler sultanım. Görmediler bile. Valide, ne oldu? Kötü bir haber mi geldi yoksa? Hünkârım hayırlı sabah. Sana da Malkaçoğlu. Gidelim. Valide Sultanımız geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Buyursunlar sultan.
validem? Hayırdır, nedir mesele? Mesele sensin oğlum. Anlıyorum ki senin nazarında bir kıymetim yok. Senin huzurun ve saadetin için yaptığım her şeyi görmezden gelip reddediyorsun. Validem, bu odaya kimin girip çıkacağına ben karar veririm. Aklında ne var Süleyman? Ne yapmak istiyorsun? Aklımda çok şey var validem. Hürrem'i diyorum. Hani senden nikah kıymanı istiyor ya. Bu mevzuyu konuşmak istemiyorum validem. Aslanım, teamülleri sen de en az benim kadar iyi bilirsin. Haremin kadim kaideleri boş yere değil. Her bir kaide çeşitli vukuatların önüne geçmek için düşünüldü. Bu gerçeği unutup Hürrem'e nikah kıyamazsın. Zinhar olmaz. Aklından bile geçirme. Ananelerimize aykırı. Hanedanımızın ve devlet-i âliyenin bekası için tehdittir bu. Bitti mi validem? Ben yaşadığım sürece bu nikah gerçekleşmeyecek oğlum. Aksi halde seni evlatlıktan reddederim. Hünkârım, Allah size ve şehzadelerimize uzun ömürler versin. Amin. İbrahim Paşa Hazretleri, Ayaz Paşam. Sünnet için bu düğün bir hayli ihtişamlı olmuş. Tabii de ben hiç anlamadım. Hünkârımız böyle buyurdular. Hala. Emir demiri keser. Hünkârımız neylerse doğru eyler. Müftü Efendi, sizinle bir ara konuşmak isterim. Zira mühim bir mesele. Ne vakit isterseniz hünkârım. Sultanım, rahatsız ettiyse. Yok, gel. Onu merak ettim. Hı? Yoruldum biraz. Dinlemek istedim. Aman dikkat edin. En zor zamanlar.
Özür dilerim. Sizi üzmek istemedim. Aylardır gözüm gibi koruyorum. Yakında doğacak evladım. Yine kucağıma alacağım. Lakin korkuyu yüreğimden atamıyorum. Ya yine bir fenalık olursa? Sakın böyle şeyler aklınıza getirmeyin. Aslanlar gibi doğacak, büyüyecek oğlunuz. Onun da sünnet düğününü yapacağız. Tabii erkek olursa. Bugün bu iş bitecek. Başka şansımız kalmadı artık. Merak etmeyin ağam. Evvel Allah. Şimdi bunları giy. Diğer kemenkeşlerin arasına karış. Kimseye fark edilmemeye özen göster. Malkoçoğlu. Düşündüğümün de ötesinde oldu bu sünnet düğünü. Tebrik ederim. Şeref verdin Sünker. İbrahim Paşa. Hünkârım. Söyle bakalım. Senin düğünün mü muhteşemdi yoksa bu sünnet düğünü mü muhteşem? Benim düğünüm kadar muhteşem olmamıştı hünkârım. Demek öyle. Pek tabii. Zira benim düğünümde davetli olarak bir cihan padişahı vardı. Aferin İbrahim Paşa. Bana diyecek kelam bırakma. Ok gezdi. Nişan ol. Enda. Hadi. Siz dinlenin biraz. Üzüntü yok. Bebek için iyi değil. Aklım sadece bebeğimde değil Hürrem. İbrahim için de korkuyorum. Ya onun başına bir iş gelirse? Ya tam mutlu olacakken bizi yalnız bırakırsa? Bunları düşünmekten kendimi alamıyorum. Ben hep mutlu bir aile olacağımız günü bekledim. Ama şimdi saadetim beni esir aldı. Yakup Efendi ile görüştüm. Bana hanemde bir ölüm olacağını söyledi. Sultanım, hünkârımız sizi görmek ister. Sen git. İyiyim ben. Thank you.
sultanım arka bahçeye gelmenizi istemiş. Tamam. Çabuk koş, yetiş. Adamı bul. Söyle, ben vazgeçtim. Hangi adam? Neyden vazgeçtiniz? Perçim Ağa'nın bulduğu adamı diyorum. Hemen haber yolla, yapmasın. Nasıl olur? Ölüm istemiyorum. Artık ölüm yok, anlaşıldı mı? Ne duruyorsun, koş. İyi de ben adamı tanımam etmem. Öyleyse Perçim Ağa'yı bul. Hemen durdursun. Koş hadi. Emredersin sultanım. Ok gezdi. Nişan al. Enda. Ok gezdi. Nişan al. Enda. Hatice'm, neyin var? Biraz kötü hissettim validem. Dinleniyorum. Hay Allah'ım. Niye haber vermiyorsun? Hürrem buradaydı zaten. İlgilendi. Nerede şimdi? Az evvel çıktı. Hünkârımız çağırmış. Hünkârım. Hoş geldin Hürrem. Beni görmek istemişsin. Evet, görmeni istediğim bir şey var. İbrahim Paşa'm, müjdeli haberi şimdi aldım. Hayırlısıyla doğar, analı babalı büyür inşallah. Sağ olasın Behram Paşa. Paşam, seraskerliğinizi de kutlama imkanım olmadı. Bu vazife ancak size yakışırdı. Gözün aydın Behram Paşa. Vezir-i Azam Hazretleri'yle sulh olmuşsunuz galiba. Bir dargınlığımız yok çok şükür. Zira devlette küçük olmaz Ayas Paşa'm. İbrahim Paşa'mıza karşı boynumuz kıldan incedir. Ne görmemi istiyorsun anlamadım. Nişan al. Enda. Ok gezdi. Nişan al. Enda. Paşam, münasip vakitte görüşmek isterim. Mevzu nedir? Çok mühim paşam. Anlatırım. Derdimi bir tek siz anlarsınız zaten. Malum, derdini söylemeyen derman bulamazmış. Sen ki benim paşamsın.
Veziri Azamımsın, Seraskerimsin. Benim can yoldaşım, kardeşimsin. Evvela sen duy, sen bil istedim. Benimle mi alakalı hünkârım? Malum. Yakında sünnet düğünümüz var. Lakin benim için bu sünnet düğününün ayrı bir manası var. Zira o gün Hürrem'e nikah kıyacağım. Bu ikimizin arasında bir sır. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Ne validem, ne Hürrem, ne de bir başkası. Anladın mı beni? Anladım hünkârım. İlaveten, Hürrem'in başına gelenler beni ziyadesiyle üzdü. Bundan böyle Hürrem'in kılına dahi zarar gelmesini istemiyorum. Hürrem sana emanettir. Onu gözün gibi koruyacaksın. Ayağa takılıp düşse seni mesul tutarım beyaz. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli, ulemanın iştahatı, şahitlerin şehadeti üzere. Bu bizim nikahımız mı? Vekili olarak Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman'ı 100.000 akçe mehirle zevçliğe kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Talibi bulunduğunuz Abdullah kızı Hürrem Sultan'ı Sultan Süleyman Han'ın vekili olarak zevçliğe kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Sizler de şahitler olarak şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Şahitlerin şehadeti üzere ben dahi akdi nikah eyledim. Gözümün nuru, benim sebebi varlığım, gözleriyle beni aciz kılan sevgilim.